Tebrikler Gökçe. Teşekkür ederim. Ne oldu? Terfi aldım. Bir saniye. Daha benim projeme bakmadınız. Ya ortada böyle bir proje varken ben senin projenin neyini göreyim Damla? Kız öyle bir proje yapmış ki. Ayrıca senin bu projenin üstüne çıkabileceğin ihtimalini hiç düşünmüyorum. Sen senin projeyi boş ver de. Niye Gökçe'nin projesine çalmaya çalıştın? Hı? Ben mi çalmaya çalışmışım? Gökçe söyledi. Utancımdan yerin dibine girdim. Sana hiç yakışmadı. Ben şu projeye bir bakabilir miyim? Tabii. Al. Feyz al. Çok dürüst getirecek bu proje. İyi de bu benim projem. Anneciğim merak etme bana bir avans verdiler. Zam aldım bir de onların hepsini sana yollayacağım tamam mı? Tamam anneciğim hayır şimdi pes edemeyiz babam ayağa kalkacak. Tamam. Anne babamın yanına gidersen benim için onu öper misin? Tamam. Tamam ben seni çok seviyorum anneciğim öptüm seni. Tamam. Tamam görüşürüz. Ben birazdan içeri girip istifa edeceğim. Ama kendimden utandığım veya kendimi yetersiz hissettiğim için değil. Evet, insan bazen zor durumdayken böyle şeyler yapabiliyor ama bu yine de onun masum olduğunu göstermez. Ben şu an istesem müdürün yanına giderim. Senin benim projemi çaldığını ispatlarım ve seni kovdururum ama bunu yapmayacağım. Sen de kendi yoluna devam et. Ama umarım bir gün bu yaptığından utanırsın. Geçmiş olsun. Siz beni bir dinler misiniz? Ne oluyor Damla? Ya sen geri planda kalmış, silik, ezik, sönük bir karaktersin. Müdürün odasına nasıl böyle girersin? Bu ne agresiflik canım? Ben sizin bana yaptığınız bu mobbingden bıktım artık tamam mı? Size böyle... Kendi bulunduğu makamı çok önemli bir makammış gibi böyle zanneden ama aslında bu makamın o kadar da büyük bir makam olmadığını bildiğinden sadece kendi altındakilere diş geçirebilen, büyük ihtimalle de evinde mutsuz arkadaşları arasında böyle sıradan, ha bir de şey verilen görevi hak etmeyen gereksiz birisiniz. Ve ben bundan çok sıkıldım. Sizden çok sıkıldım. Bu yüzden ne yapıyorum biliyor musunuz? İstifa ediyorum.